Sevgili seyirciler, şimdi Fransa'nın başkenti Paris'e gidiyoruz. Paris'in 17. bölgesinde yeni açılan Bay Steakhouse'a konuk oluyor ve sözü arkadaşımız Sevcan Cem Tosun'a bırakıyoruz. Oh, ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Paris, gastronominin başkenti olarak uluslararası bir üne sahiptir. Her mekanın kendine özgü bir atmosferi ve tarzı vardır. Başarılı gurbetçi iş adamlarımız da Türkiye'yi farklı farklı konseptlerde restoranlarla temsil ediyorlar. Paris'in ünlü caddesi Şanzelize'ye yakın bir mesafede Mehmet ve Ali Avcı kardeşlerin yeni açmış oldukları Bay Steakhouse'u ziyaret ediyoruz. Gurbetçi vatandaşlarımız her geçen gün yeni bir işletme açarak başarılarına başarı katmaya devam ediyor. Biz de bugün 17. Paris'te yeni açılan Bay Steakhouse'a konuk oluyoruz. Türkiye'den ünlü şeflerimiz var. Gelin dilerseniz hem işletmemizi tanıyalım hem de şeflerimizin lezzetleri hakkında bilgi alalım. Paris'te Bay Steakhouse'dayız. Yine ben sizler için lezzet testi yaptım tabii ki. Şeflerimizin ellerine sağlık. Hepsi birbirinden lezzetliydi. Tatlımızı da yedik. Sıra geldi işletme sahibini ve işletmemizi tanımaya. Mehmet Bey, öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel bir yer açmışsınız. Sağ olun. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Bizi de çok güzel ağırladınız. Karnımız da acıkmıştı. Doyduk. Şimdi önce sizi tanıyalım. Ardından işletmemizin kuruluş hikayesini dinleyelim. Ben Mehmet Alcı, 25 yıla yakındır restoran sektöründeyim. Daha önce bu rapid, yani snack tarzında restoranlar işlettim. Ama bu çok farklı bir konsept. Nasıl oluştu oradan buraya geçme fikri? Evet, bu daha çok benim, yani kardeşimin fikriydi, Ali. Kendisi burayı buldu, keşfetti. Sevgili izleyenler, Ali Bey, Mehmet Bey'in kardeşi. Kendisinin ortağı aynı zamanda, ikisi burayı işletiyor. Kendisi gelip, yani benden önce burayı görmüştü, çok beğenmişti. Ondan sonra beni getirdi. Ben de görür görmez çok beğendim. Yani kartiye olarak çok güzel, yer olarak. Burası çok işlek bir cadde, aynı zamanda çok büyük bir mekan burası. Siz burayı silbaştan mı yaptınız? Evet, A'dan Z'ye her şeyi, bütün dizaynını biz yaptık. Mekan çok büyük. Kaç kişi aynı anda yemek yiyebiliyor burada? Üst katı da var değerli izleyenler. Burası alt katı. 150 kişiye yakın insan oturabiliyor. DJ kabini görüyorum karşı tarafta. Burada özel geceler yapılabilir mi? Mesela ben doğum günü yapmak istiyorum ya da bir iş yemeği vermek istiyorum. Kalabalık bir şekilde geleceğim. Üst katta kalmak istemiyorum. Arkadaşlarımla burada olmak istiyorum. Onlar için de özel rezerv alma şansımız olur mu? Yani müzik de yapabilir miyiz aralıklı? Evet, onu da özellikle yaptık. Yani bütün sistemi oturttuk. O zaman özel rezerveler de alabiliyoruz değerli izleyenler. Aklınızda bulunsun. Peki, işletmemizi tanıdık. Gelelim lezzetlere. Şimdi iki tane ünlü aşçımız var Türkiye'den. 25 senedir bu sektördesiniz. Aşçılarınız da var. Neden buradan değil de Türkiye'den aşçı getirme gereği duyduk? Çünkü yani bizim yaptığımız konsept değişik bir konsept olduğu için biz özel etler yapıyoruz. Özel etler olduğu için de onu yani pişirecek iyi ustalar lazım. Peki nasıl buldunuz hani ustamızı Türkiye'den buraya, iki tane ustamızı getirmek kolay değil. Nasıl ikna ettiniz onları? İstanbul'a tatile gitmiştik kardeşimle beraber, Ali'yle beraber. Bir steakhouse'a gittik.
Steakhouse'da yemek yerken yani mekanı çok beğendik. Aynısını biz de yapalım dedik. Yani siz o restorandan sonra mı etkilendiniz? Şefimizin yemeklerinin tadına baktınız. Mekan da güzeldi. O anda mı karar verdiniz bu işletmeyi açmaya? Evet, orada yemek yerken bizim bu ustamız bizi gördü. Yardımcı olabilirim falan dedi. Biz de dedik ki işte böyle böyle Paris'te böyle bir şey yapmak istiyoruz, bir restoran. Öyle tanıştı bizim yani şefim. Siz o zaman lezzetlere tam not verdiniz. Dediniz ki müşteriler gelir, şefimiz için gelir. Çünkü el lezzeti iyi şefimizin. Geriye şefimizi kandırmak kaldı. Çünkü ülkesini değiştirip başka bir ülkeye geldi. İyi ki de kandırmışsınız. Biz de böyle lezzetli yemekleri Paris'te yiyebileceğiz artık. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Bol kazançlar diliyorum. Bizi de çok güzel ağırladığınız için teşekkür ediyorum. Sağ olun, ben teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Değerli izleyenler, biz şimdi şeflerimizin yanına gidelim. Mutfağa onlar harıl harıl çalışıyorlar. Bakalım sizler için tiyolar alabilecek miyim? Şefler pek el lezzetleri hakkında bilgi vermezler ama biz bir şansımızı deneyelim. Hadi bakalım mutfağa geçelim. Sevgili izleyenler, şeflerimizi tanıyoruz tek tek. Merhabalar, öncelikle Paris'e hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. İsmim Tuncay. 14 yıldır bu işi yapıyorum. Etin içindeyim 14 yıldır. Çocuk yaşta başladım sayılır. İşte İstanbul'da hatırı sayılır bir restoranda çalışıyordum. Geldim, işte hani Ali abiyle tanıştık. Güzel bir tanışma hikayeniz var. Mehmet Bey'den dinledik birazcık. Evet. İşte bir gün yine iş yerindeydim. Böyle Ali abiler geldi Mehmet abiyle beraber. İşte hani biz de tam günü bitirmek üzereyken Ali abi baktım etrafı çekiyor telefonuyla. Genelde etler çekilir değil mi? Ali Bey mekan çekiyor. Mekanı çekiyor. Hani kendisine yardımcı olmak amaçlı sordum. Buyurun yardımcı olabilir miyim dedim. O da bana biz de böyle bir restoran düşünüyoruz dedi. Acaba nerede diye sordum kendisine. Paris'in göbeğinde dedi. Şanzelize'ye yakın, en işlek caddelerinden bir tanesinde dedi. Hani biz de tabii ben de dedim yani yardımcı olabilirim size dedim. Paris olunca değil mi? Bir hayır denilmiyor değerli izleyenler. Çünkü Paris yani Fransa özellikle gastronominin başkenti olarak biliniyor. Yemek kültürüyle olsun hani ne bileyim yeme içme kültürüyle olsun başka bir şehir. Onun için biz de bu teklifi kabul ettik. Biz de dedi ki Paris'e gittiğimizde kendi kültürümüzü, kendi konseptimizi oluşturalım dedik. Ve ilgi alakanın da çok olduğunu gördük. Bu da bizi çok memnun ediyor. Peki şeflerimiz pek fazla tiyo vermez dedim ama bu kadar lezzetli olmalarının sırrı nedir? Bize biraz açıklar mısınız? Tabii et incelik ister. Et deyince aklınıza kuru dinlendirme gelecek. Eti doğru dolaplarda doğru bir şekilde dinlendirmeniz lazım. Bizim dry aged dolaplarımızı gördünüz. İşte onlarda etlerimizi gördünüz. 28 ila 30 gün arasında dinleniyor bunlar. Ondan sonra işte servise hazırlanıyor, kesiliyor. Etleri de hiçbir şekilde sos kullanmıyoruz. Tamamen dinlenmiş et. Kendimiz gidiyoruz, kendimiz seçiyoruz, kendimiz alıyoruz. Durum bundan ibaret. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgilerden dolayı. Biraz tiyolar alabilir miyim dedim ama verdiniz siz birazcık tiyoları. Tekrar ellerinize sağlık. Paris'e hoş geldiniz. Hoş bulduk. Afiyet olsun diyorum. Birbirinden lezzetli etlerin hazırlandığı mutfağa giriyorum. Mehmet şefimiz yine bir şeyler hazırlıyor. Kendisine mikrofon uzatacağım. Merhabalar, kolay gelsin. Merhaba, teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Siz de Paris'e hoş geldiniz. Sizi tanısın izleyicilerimiz. Merhaba, ben Mehmet Gürbüz. İstanbul'dan geliyorum. Yaklaşık olarak 20 yıldır restoran işiyle uğraşıyorum. Mutfaktayım. Çocukluğumdan beri buradayım diyeyim. Burası benim evim, hayatım. Her yerim, iş yerim, her şeyim yani öyle söyleyeyim. 20 sene olmuş, evet. Maşallahınız var. Peki şefim ne hazırlıyoruz şu anda? Bugün menüde tomahawk var. Tomahawk var. Gelen misafirlerimize bunu ikram edeceğiz bugün. Peki bunun iyi olması için ne yapmamız gerekiyor? Pişirme de önemli değil mi? Bize tiyolar verir misiniz bu konuda? Tabii ki. Fikirler paylaşılmak içindir. Bu yüzden paylaşmayı severiz. Ete çok fazla müdahale etmemek gerekiyor. Aksi takdirde et suyunu kaybeder ve kurur.
eti çok kurutmamak gerekiyor, suyunu bıraktırmamak gerekiyor. Ne hafif ateşte pişmesi gerekiyor, ne de çok pişmesi gerekiyor. Bunun derecesini çok iyi bir şekilde ayarlamamız gerekiyor. Bunu yaptığımız takdirde bence güzel bir akşam yemeği olabilir diye düşünüyorum. Afiyet olsun. Çok teşekkürler. Değerli izleyenler, biz bugün Bay Steakhouse'u sizler için ziyaret ettik. Ailenizle birlikte farklı bir yemek yemek istiyorsanız özel bir sunumla Bay Steakhouse'a uğramadan geçmeyin diyoruz. Vizyon devam ediyor.